Herkese merhaba. Kurban Bayramı yaklaştığı için biz de Kocaeli'deki besi çiftliklerini gezmeye devam ediyoruz. Bugünkü durağımız da İzmit'in tepelerindeki Gökçeören Köyü. Bu köyde 100 dönüm arazide bulunan Hazar Bey besi çiftliğine geldik. Ve bize buranın sahibi Çağdaş Topçu Bey bu çiftliği anlatacak ve kurban kesmek isteyen kişilere de hayvanlarıyla ilgili bilgiler verecek. Bizi buraya kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Çağdaş Bey. Bize Hazar Bey Besi Çiftliği'nden biraz bahseder misiniz? Çiftliğimiz 2010 yılında faaliyete geçti. 100 dönüm alana sahip. 16 bin metre kapalı alanımız var. 2500 büyükbaş hayvan kapasiteli besi işletmesi burası. Çiftliğimizde şu an için kurban vasfını taşıyan 1000'e yakın hayvanımız var. Kurban Bayramı'nda satışa başladı. Peki hayvanlarla ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Neye dikkat etsinler alıcılar? Siz burada nasıl işlemlerden geçiriyorsunuz? Ne cins hayvanlarınız var? Hepsi yerli hayvan, karsmalı. Hepsi kurban vasfında olan hayvanlar, yani 2 yaşını geçmiş hayvanlar, kapak sorunu yok. Kesim ve parçalama hizmeti veriyoruz. Covid-19 sebebiyle tedbirlerimizi aldık. Ne gibi tedbirler aldınız? Geniş bekleme alanları hazırladık. Çünkü gelen misafirlerimiz hepsi kurbanlarının başında durup kestirmek istiyorlar. Gelen müşterilerimize mesafeyi koruyarak bekleme imkanı, kesimhaneye katiyen hiç kimseyi sokmuyoruz. Vekaletini alıp dışarı alıyoruz. Poşetlenmiş halde kurbanlık hayvanını kendilerine teslim ediyoruz. Fiyat aralıkları nedir? Canlı baskül 25 TL'den hayvan satıyoruz. Hisse almak isteyen müşterilerimize de 1500 lira ile 2400 lira arasında değişen fiyatlarla yardımcı olacağız bu sene. Evet. Peki bu hayvanları nasıl besliyorsunuz? Saman, yonca, arpa, mısır. Bunlarla besliyoruz. Aşağı yukarı 10 aydır beside bu hayvanlar. Kendi işletmemizde büyüttüğümüz hayvanlar. Kurban olmak için bekliyorlar. Evet. Peki şimdi buraya gelen var, bir de gelemeyen var. Gelemeyenle nasıl bu hizmeti veriyorsunuz? Bir online şeyiniz var mı? Çekiminiz ya da nasıl? Yani bizim buradan online kesimimiz var fakat mecburen vekalet almadan kesim yapmıyoruz. Gelen müşteri muhakkak suretle gelip kurbanını kestirmesini tavsiye ediyoruz. Randevu sistemiyle çalışıyoruz. Evet. Şu anda buradaki hayvanlar herhalde kesime gidiyor. Ahırımızın 3 ahırımız şu an dolu. 3 ahırdaki hayvanlarımız da kesime hazır. Çağdaş Bey, bunlar buzağlar. Bunlar kendi düvelerimizden olan buzağlarımız. Yetiştiriciliğimiz de var. İnşallah 2 sene sonra bunlar kurban olacak. Kaç tane buzağı var şu an sizde? Bu sene aşağı yukarı 38 tane buzağımız var. Evet. Bu şekilde bu küçük buzağlar yetiştiriliyor ve kurbanlık hale getiriliyor. Evet, bugün Hazar Bey Besi Çiftliği'ndeydik. Gökçeören Köyü'ndeydik. Sizlere bu çiftliği tanıtmak için Çağdaş Bey bize bilgiler verdi. Bundan sonra tercih sizin. Güzel, çok büyük bir alan.
Hayvanlar çok iyi bakılmış belli ki. Ve öncelikle çok temiz. Hani ben öyle şey çok ağır kokular almadım. Bu da çok güzel herhalde olması gerek. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın.